Sevgili dostlar günaydın. Damdan düşenlerde bugün Bedriye Akcan teyze var. Bedriye Akcan teyze geçtiğimiz haftalarda pankreas başında kitle olduğunu öğrendi ve sarılık gelişti. Bunun üzerine de yapılan araştırmalarda pankreas başındaki kitlenin sarılığa sebep olduğu ve bu kitlenin kötü huylu olabileceği de tartışıldı ama elimizde halen tabii ki kanıt yok. Kendisini söyleyelim burada. Tabii ki teknik olarak yapılması gereken işlem genel cerrahinin en ciddi ameliyatlarından Whipple ameliyatıydı. Ama aynı zamanda Bedriye teyze hem kilosu vardı hem biraz da daha önce geçirdiği problemlerden, hastalıklardan ötürü yorgundu. Ayrıca da kalp ritmi kontrolsüzdü. Bizim atrial taşikardi dediğimiz neredeyse 150'leri 160'ları varan çarpıntılar oluyordu normal hayatında. Dolayısıyla bir kalp hastasıydı aynı zamanda. Tabii ki öteki taraftan da hani çok da yaşlı sayılmaz ama genç bir hastamızdı. 77 yaşında. Böyle olunca da bu koşullarında bu kadar yandaş problem varken Whipple ameliyatı olunabilir mi? Yani ameliyat mı olayım yoksa kader neyse yaşayayım artık teslim mi olayım, tedavi olmayayım mı diye aslında sorulması gereken sorular bunlar. Damdan düşenlerde kendi akrabamıza böyle bir şey olsa aslında sorarız. Ama hastamız kendisi ameliyat olmayı, yakınları, çocuklar ameliyat olmayı tercih etti. Temiz bir şekilde sakince ameliyatı gerçekleştirebilirsek aslında başarılı bir şekilde de normal insanlar gibi hayatını devam ettirir diye konuşmuştuk. Başarılı bir şekilde bundan 3 gün önce Whipple ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra ama da ertesi gün gerçekten 170-80'lere varan o kalp ritmi böyle bir hareketlendi. Ama tabii bizim arkadaki çalışan ekibimiz çok güçlü, dahili ekibimiz çok güçlü. Hemen hızlıca müdahale ettiler ve kontrol alındı ertesi gün. O yüzden biz normalde ertesi gün röportajları yapıyoruz ama o yüzden de bugüne kaldı, 3. güne kaldı röportaj. O çarpıntısı varken burada röportaj yapılamazdı. Başarılı bir ameliyat oldu. Bugün 3. gün gidebileceğini düşünüyoruz ama kalp kontroller nedeniyle belki bir gün daha istirahat etmek ister. Onu kendisine soracağım şimdi. Geçmiş olsun. Tamam. Büyük bir ameliyat oldun anlattığım gibi. Çok sağ ol doktorum. Nasıl peki ne diyorsun? Bu kadar büyük ameliyat sen normalde de evde böyle hani çok hareket etmeyi sevmezmişsin. Ama bu kadar büyük ameliyattan sonra ben maşallah ayaklandım. Ertesi günden itibaren saat başı yürüyüş. Ben hareket edildim de 1,5 aydır beri iştahtan hep kesildim. Halim kalmadı. Hiç inip çıkamadım. Çocuklar da yok evde. Koronun testi istiyor dedi. Test dedi burada bir daha yapılacak dedi. Test sonucu aldıktan sonra gideceksin oraya dedi. Onda benim kızın arkadaşı vardı. Yok dedi ben zaten bitmiştim benim doktorum. Böyle şeyden kaşıttan ölüyüm ölüydüm böyle. Yok dedi ben de götüreceğim bugün dedi. Ambulans verin dedi. Ambulans dedi vermeyiz dedi. Ambulans dedi ancak dedi soluk alıp veremeyene veriyoruz dedi. Ondan sonra dedi o da dedi olsun dedi ben dedi götüreceğim şansımı deneyeceğim dedi. Geldik akşam diye işte acilden geldik Manisa'ya. Sonra şey yaptı işte müdahale falan yaptılar. Yukarı götürdüler. Götürdükten sonra çocuklar geldi. Hepsi o gün Almanya'dan geldiler. Ondan sonra işte 1-2 gün orada kaldık. O şey yaptılar. Hortumu, hortumu. Ama o bana bundan da zor geldi. Çok zor. Böyle uyuşturmadan. Canlı canlı. Ondan sonra oradan sonra da işte çocuklar Gülten Lisesi'nin şeyi bize öğrenmiş. İlla o doktora bulacağız. O doktora bulacağız. O da Allah'tan işte. Sağ olsun ondan sonra getirdiler size. Orada işte şey yaptınız. Ondan sonra da oraya havale ettiniz. Orada da ameliyat oldum. 3 gün önce ameliyat oldun. 3 gün önce ameliyat oldum. Whipple ameliyat büyük bir ameliyat tabii. Whipple ameliyatı. Ha, büyük bir ameliyat. Allah'a çok şükür. Ama ertesi gün böyle çarpıntılar ne oldu? Kalpte problem. Ertesi gün de çarpıntılar böyle çok gece oldu. Gece hemşire beni kaldırmaya geldiydi. Hadi dedi biraz yürüyelim dedi. Tamam yürüyelim dedim. Ondan sonra şeye gelince
şeyimi ölçtü. Sende dedi çarpıntı var dedi. Yürüyeyim cezide. Ondan sonra işte arka arkaya geldiniz. O şeyi de inşallah düzelttik. Evet. O bu kalp sorunu olduğunda, akciğer sorunu olduğunda bu ameliyatları yapmak zordur tabii Allah korusun. Evet. Evet. Kalp bize var zaten hani. Evet. Sen doğru nana binlerce yaşasın. Duruyor mu anne? Duruyor. Ha. Bu kadar milletin duasını alıyorum. Allah'ım yarabbim sizleri göstermesin. Tabii ki gelmiş geçmiş olsun. Kalp tamam, problemiyle birlikte bu işi çözmüş olduk. Evet. İnşallah başka hastalarımızın başına olsun. İnşallah, darısı diyelim. Ama şükür ki senin şu tabii ki sakinliğinle birlikte şu ameliyat olabilmen çok kıymetli. Çünkü hala ameliyat olamazsan bugünlerde evlerde hasta usta neler olacaktı belki de. Ya, çocukları evet. Almanya'ya dönecek neler olacaktı. Ama en nihayetinde bugün için ameliyat olabildin. Tam da konuşmuştuk bir hafta içinde eve gitse, şöyle iki hafta içinde de kendi işlerini yapsa, evet. Üçüncü hafta, dördüncü haftada da şöyle toparlasak, ondan sonra bir ay içinde siz Almanya'daki işinizi, gücünüzü geri döneriz demiştiniz. Ama hiç istemiyorum gari. Yeter ki Allah'ım çok şükür bugüne. Önce Allah, sonra sizlerin şeyine. Evet. İyiyim doktorum. İnşallah hayırlısı olur bakalım. İnşallah, inşallah. Hadi hayırlısı bakalım. Ha, çocuklarım geldi. Onları gördüm. Onlar demek ki kadir kıymet bilen çocuklarmış. Yani. Çok, hayırlı evlatmış. Çok, yani. Çok. Özlemiş miydin? Çok özledim. Hastalık hayırlı oldu bir yandan. Çocuklarını gördüm. He? Öyle oldu. Yoksa bunlar gelmeyecekti. Şey izinleri hani bu koronadan için olmuyor. Orada şey yaptılar, gelmiyorlardı. Hani benim komşu hastaneye varınca beni böyle elim kolum moraldı. Ondan sonra o moralıkları çekmiş, ona göndermiş. Bunlar da ezler. Gülten'e gönderiyor. Gülten dedi ki ben hemen gideyim diyor öbür kardeşine, Ertan'a, Berin'e. Ben gideyim diye siz ne yapacaksınız falan diye. Onlar da o benle gideceğim, o benle gideceğim derken. Hepsi atladı. Hepsi atladı geldi işte. Evet. Bir de babasının ölümünde geldiler de böyle. Alelacele. Ben de Almanya'dan anne tabii ki sarlığı olunca apar topar da biletlerinde evet. Görünce hemen geldi. Evet hemen komşumuz zaten bütün vücudumdaki moralmalar. Bütün gözümün içindeki sararmalar gördüğümde ben zaten babamdan da aynı durumu yaşadığımız için bildiğimden hemen atlayıp geldik. Kardeşlerime de haber verdim geldik. Benim bilim dalı başkanı sağ olsun hocamız çok yardım etti ve RSP şeyi yapıldı ve onda da %100 her şey belli olunca o bize söyledi. Ünal hocamızı bulun ne yapın. O size bütün her şeyi gösterecek, yön gösterecek. O sizi yaşatır denildi. Sağ olsun, Allah razı olsun hiç zaman kaybetmeden aynı gün bize randevuyu verdi. Geldik, burada diğer tetkiklerini yaptırdık. Sonuçlarını da öğrendik, konuştuk ve acilen hemen ameliyata alındık. Allah'a şükür sarılıkları hemen kısa bir zamanda gitti. Çok şükür ameliyatın olduğu gün gecesi ayağa kaldırıldı. Yürümeye başladı. Ertesi biraz çarpıntıdan. Evet, çarpıntıdan dolayı birazcık problem yaşadık ama o da yine buradaki değerli doktorlarımızın müdahaleleriyle onu da çok şükür şey yaptık, düzelttik. Artık bugün veya yarın onu konuşuruz. Annemin durumu da iyi, çok şükür, Allah'a şükür hocamızın sayesinde bize gerek dostça, gerek bir ne bileyim, nasıl anlatayım, yani o şekilde yani herkese tavsiye ederim. Mutlaka hocamızı bulun bu konu üzerinde, pankreas üzerinde özellikle çok iyi olduğunu ve Türkiye çapında iyi hocaların arasına girdiğini kendimizde gözlemleyerek bize olan hal ve hareketlerinden, davranışlarından bunu da zaten hemen fark ettik. Allah'a şükür annem de hayata çıktı.
kurtardı. Çok sağ ol, çok sağ ol. Hadi getir bakalım, enerjimiz birlikte hadi olsun. Hadi bakalım, hadi, hadi. Hadi bakalım. İnşallah bundan sonra artık dost olarak da kalırız. İnşallah. Ya. İnşallah. Gelmiş geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Anneye de çok selamını söyle. Sağ ol.